Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle yumuşacık bir bazlama tarifim var. Size birkaç fikir de vereceğim. İçerisine ne koyabilirsiniz diye böyle nefis bir iç hazırlayacağız. Tarifimize başlıyoruz. Öncelikle şöyle derince bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı tuz, 1 paket instant mayayı ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum mayanın erimesi için. Sütünüzün ve suyunuzun ılık olmasını tavsiye ederim. Sıcak veya soğuk olursa güzel bir şekilde mayalanmayacaktır. Şimdi içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı mı ilave ediyorum. Yavaş yavaş un ilavesi yaparak spatula ile karıştıracağız. Hemen böyle elinizi sokmanıza gerek yok. Spatula yardımıyla hamurunuzu koyulaşıncaya kadar karıştırabilirsiniz. Şöyle yumuşacık, ele yapışan güzel bir hamur hazırlayacağız. Dinlendikten sonra kendine gelecek zaten. Çok fazla un atıp hamurumuzu katılaştırmayacağız. O zaman bazlamamız da sert olur. Mayalı hamurlarda, poğaçalarda çok fazla un atmanızı tavsiye etmiyorum. Yani hamur elimizi bırakana kadar un atarsak bazlamamız güzel olmaz. Onu baştan söylemek isterim. Hamurumuzun kıvamına göre un miktarını ayarlayacağız. Artık hamurumuzu elimizle yoğurmaya başlayabiliriz. Yanınıza birazcık şöyle minicik bir kapta bir yemek kaşığı kadar yağ almanızı tavsiye ediyorum. Elimi yağlıyorum ve spatulamı hamurdan arındırıyorum. Hatta spatulanın ucuyla şöyle yağladığım ucuyla hamurumu bir güzel toparlıyorum. Çok az daha un atıyorum üzerine. Toplamda 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Elimle yoğururken kıvamına göre un miktarını ayarlayacağım. Şöyle 3-4 dakika boyunca güzelce olgunlaşması için, kendine gelmesi için yoğurduk. Az önceki hamurlu spatulamı yağa batırdım. Elimi hamurdan aralıyorum. Bakın oldukça ele yapışan bir hamur. Ama hiç merak etmeyin, dinlendikçe kendine gelecek. Hamurumu yağa batırdığım spatula yardımıyla güzelce toparladım. Üzerine streç film çekiyoruz. Ben fark etmemişim, elimde streç film kalmamış. Bunun için poşete geçireceğim. Ama siz üzerini güzelce hava almayacak şekilde streç filmle kaplayın. Şöyle hava almayacak şekilde kapatıyorum. Üzerine temiz bir bez örtüyorum. Bu şekilde yarım saat dinlendirmeye bırakıyorum. Hamurunuzu mümkün olduğunca ılık bir yere koymaya çalışın. Güneş gören bir cam önü de olur. O zaman çok daha güzel mayalanacaktır. Ben de öyle yapacağım. Şimdi pencere önüne hamurumu kaldıracağım. Hamurumuz mayalanırken biz de bazlamamızın içine koyacak olduğumuz o lezzetli harçlarımızı hazırlayalım. Ben birkaçını çökelekle hazırlamak istiyorum. Bunun için bir kabıma 100 gram çökeleğimi aldım. Yani 7-8 kaşık kadar. Bunun üzerine minicik, yani minik bir mandalina büyüklüğünde ince kıyılmış soğanımı ilave ediyorum. 5-6 dal ince kıyılmış maydanoz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Yarım çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kuru naneyi ilave ediyorum. Bu gerçekten çok lezzetli bir harç. Ben çökelek böreğiyle büyüdüm diyebilirim. Annem mayalı hamur kullanmaz. Genelde mayasız hamur yapar. İçine tereyağı da ekler. Biz de öyle yapacağız inşallah. O kadar lezzetli bir harç ki onu bazlamalarınızda, böreklerinizde, yufka böreklerinde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çökelekli harcımız hazır. Yumuşacık bazlamamızın İç harçlarını da hazırladım. Bu kayıtlı çökeleğim, bu kaşar peynirim, bu da olmazsa olmaz tereyağımız. Hamurum güzelce mayalanmış. Bakın iyice kabı doldurmuş. Zamanınız varsa bir saat dinlenmesinde de hiçbir sıkıntı yok. Daha iyi olur. Hiç dert etmeyin ama en az yarım saat dinlensin. Şimdi hamurumuzu un serpmiş olduğumuz açma senidinin üzerine alıyorum. Hamuruma yuvarlak bir form veriyorum. Üzerine hafif hafif un serpiyoruz elimize yapışmaması için. Hamurumu tam ortadan ikiye bölüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bezelerimizi oluşturuyoruz. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Koymak istediğim tepsinin üzerine bir miktar un serpiyorum ve bezemi oraya koyuyorum. Eşit büyüklükte bezeler oluşturmaya özen gösterin lütfen. Bezelerimi hazırladım. Üzerlerine un serptim. Bir tepsiye sığmadığı için ikinci tepsime de koydum. Toplamda 15 adet bezem çıktı. Tabii büyüklüğüne göre de beze miktarınız değişecektir.
Şimdi kurumaması için bir poşetin içerisine tepsilerimizi koyuyoruz. 15 dakika kadar mayalanması için bekletiyoruz. Şöyle altını sıkıca kapatın, hava almasın ki kurumasın. Bezelerimiz dinlendi. Bezelerin bakın olduğu yerde çok güzel mayalandı. Teker teker alıp güzelce açıyorum. Şöyle parmağımla biraz yasladıktan sonra merdane yardımıyla veya oklavayla şöyle açıyoruz. Hamurlarımı şöyle şu büyüklükte açmamız yeterli. Parmaklarınızı açtığınız zaman üzerine koyun. Şöyle bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Hamurumuzu açtıktan sonra bir temiz sofra bezinin arasına koyuyoruz. Üzerinde tabii ki kapatmayı ihmal etmiyoruz kurumaması için. Hamurun açması oldukça basit. Şöyle yumuşacık bir hamur zaten. Dokunmanızla birlikte çok güzel açılıyor. Şöyle çevire çevire bazlamanızı açın. Fazla unu bulamayın. Çok unlu olursa bazlamanız güzel olmaz. Fazla unun arada elinizle çırpıştırabilirsiniz. Bütün bezelerimi açtım. Hepsini sofranın arasına koydum kurumaması için ve güzelce mayalanmaya devam etmesi için. Şimdi bazlamalarımızın bir kısmını kaşar peynirli, bir kısmını çökelekli, bir kısmını da sade yapacağız inşallah. Şöyle hazırlamış olduğumuz iç harcından ortasına 2 kaşık kadar koyuyoruz. Şöyle bol içli güzel bir bazlamamız olacak. Kenar kısımlarına tam yaklaştırmıyoruz. Hamurun kenar kısımları boş kalacak. Minik minik tereyağlardan parça parça parmağımızla alıp 4-5 farklı noktaya koyuyoruz. Bu kadar koymamız yeterli. Üzerine diğer bazlamamı koyuyorum ve şu kısımlarını şöyle hafiften bastırarak yapıştırıyorum. Şöyle seni de yapıştırmadan kaldırmaya çalışın. Bir tane de kaşarla hazırlayalım. Kenarlarına yaklaştırmıyorum. Bir diğer bazlamamı aldım. Üzerine kapatıyorum. Bazlamalarımı içledim. 3 tanesi kaşarlı, 3 tanesi çökelekli, 3 tanesi de boş olacak. Tavamı iyice ısıttım. Bazlama pişireceğiniz tavanın iyice ısınmış olması gerekir. Böyle azıcık ısınmasıyla hemen atmayın. Bazlamanız güzel pişmez. Tavama güzelce bazlamamı attım. En büyük ocakta tavam ve orta ateşten bir tık daha yüksekte. Şöyle düşük ateşte bazlama pişmez çünkü. 30 saniye içerisinde hemence ters çeviriyorum. Yani bir tarafının tamamen pişmesini beklemiyoruz. Hemen çeviriyoruz. Her tarafının eşit ısı görmesi için şöyle çevirebiliriz. Bakın güzelce kabarmaya başladı. Yeniden çeviriyorum. Diğer tarafın da tamamen pişmesini beklemiyorum. Böyle tamamen bir tarafın pişmesini beklerseniz bazlamanız güzel kabarmaz. Bakın çok güzel kabarmaya başladı. Balon gibi şişti adeta. Yeniden ters çeviriyorum. Bakın bildiğiniz balon oldu artık. Bir kere daha çeviriyorum. Bakın videoda hiç oynama yapmayacağım. Hangi sürede pişirdiysem siz de o sürede pişirebilirsiniz. Hızlandırmayacağım, yavaşlatmayacağım. Bu tarafı pişti artık. Bu kadar pişmesi yeterli. Alt tarafı da aynı miktarda piştiği zaman hemen tavamızdan alacağız. Evet, güzelce pişti. Ocaktan indirir indirmez hemen oda ısısındaki tereyağla bazlamamı yağlıyorum. Zaten bazlamam sıcak olduğu için çok güzel bir şekilde eriyor. Her tarafını güzelce yağlayın. Bütün bazlamalarımı bu şekilde bir yandan pişirip hızlıca ardından yağlıyorum. İçi çökelekli olanları da pişiriyoruz hemen. En son kaşarlıyı pişireceğiz. Şöyle bir tane de bunu göstereyim size.
Hemen ters çeviriyorum. Bu kadar durması yeterli. Bir tarafının tamamen pişmesini dediğim gibi asla beklemiyoruz. Şöyle 20-30 saniye kadar durduktan sonra hemen çeviriyoruz. Şimdi böyle eşit ısı görmesi için şöyle çevirebiliriz. İki tarafının da bu kadar pişmesi yeterli. Yağlayacağım tabağımın üzerine alıyorum. Bak, sıcak sıcak yağlıyorum. Diğer tarafını da yağlıyorum. Ve içli olanlara biraz maydanoz serpiyorum. Ve şöyle kaşığımla dağıtıyorum. Hepsini bu şekilde pişiriyorum. Bazlamalarımızın hepsini pişirdik. Bunlar içli olanlar. İçli olanlara maydanoz sürmüştüm. Şöyle size göstereyim. Yumuşaklığını görüyor musunuz? Bakın yumuşacık bir bazlama gerçekten. Dışının tereyağı, içinin lezzetli harcı. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Şu an elimi yakıyor sıcaklıktan. Şöyle bölüp size içini de göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık gerçekten. İçini de göstereyim. Bunlar da çökelekli olanlar. Size şöyle içini açıp lezzetini göstermek isterim. Görüyor musunuz? İçi dışı tereyağlı, mis gibi bir çökelek harcıyla. Bu da gerçekten çok güzel. Size içi boş olan bazlamalarımı da göstermek istiyorum. Bakın. Yumuşacık bir bazlama gerçekten. Böyle içi dışı yağlı, yumuşacık. Çok güzel bir mayalı bazlama. Bakın içinin güzelliğini görüyor musunuz? Ne güzel kabarmıştı. Şöyle. Misler gibi. İsterseniz tereyağı sürmeyip içerisine çoko krem, reçel de koyup yiyebilirsiniz. Bal sürüp yiyebilirsiniz. Her türlü çok lezzetli bir bazlama. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu bazlamayı yapın. Eminim çok beğeneceksiniz. Denerseniz yorumlarınızı da bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.